Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir XY dağılım grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnek çalışmada fire ve üretim değerlerinin kümülatif toplamlarını aylık bazda grafikleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerleri alıyorum, kopyalıyorum ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Ekle'ye geliyorum. Şuradan diğer dağılım grafikleri diyorum. Ve buradan da şunu seçeceğim. Tamam diyorum. Grafiğimizi biraz büyütelim. Buradan grafik başlığını kaldıralım. Hata çubuklarını ekleyelim. Daha sonra şuradan diğer seçeneklerden eksiği seçelim. Yüzde olarak %100 diyelim. Bu şekilde. Daha sonra şunlara gelelim. Veri etiketlerini ekleyelim. Veri etiketlerini seçelim. Biçimlendir deyip hücrelerdeki değer deyip şuradan ayları seçelim. Şuradan da Y değerini kaldıralım. Sadece aylar kalsın. Şurayı kalın yapıp büyütelim. Şunları da kalın yapalım ve büyütelim. Gördüğümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimizden biçimden dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Şöyle biraz daha büyütelim. Kılavuz çizgilerini kaldıralım buradan da. Bu şekilde görünmesin. Evet. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. Birden 100'e kadar diyelim. Buraya şu artı yine rastgele arada birden 100'e kadar. Bunu da aşağı doğru çektirelim. Aynı işlemi buraya da yapalım. Ctrl R diyelim. Formüller şimdi hesapla. Şunları da kalın yapalım. Az bir şey büyütelim. Evet. Formüller şimdi hesapla tekrardan. Şurayı sıfırlayalım. Şuradaki değeri. Şurası sıfır olsun. Burası böyle kalsın. Şurada da sıfırlayabiliriz. Evet. Burası da böyle kalsın. Tekrar formüller şimdi hesapla diyelim. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.